Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle baykuş figürü çalışacağız. uğurlu baykuşlarımızı. Buradaki sarı olarak çalıştığım baykuşumu çalışacağız. Diğerini ise daha küçük ve detayları az olduğu için hemen hemen buradaki çalışmamızın aynısı. Burada daha ayrıntılar var. Kanatlarını çalışacağız, ayaklarına çalışacağız ve Gaga çalışması yapacağız. Buradaki ise birazcık daha sade kalacak. Evet, kolay gelsin diyerek hemen baykuşumuzu çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek baykuşumuzun ilk başlangıç noktasını yapmaya başlayalım. 1 2 3 4. 5 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıç yerine gelerek batıyorum. 1 2 3 zincirimi de ilave ettikten sonra bakınız minik bir yuvamız ve de 3 tane zincirimiz var. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 bakınız. Tek seferde çekiyorum. 4. çekiyorum. 5. çekiyorum. 6 tek seferde 7 8 9 10 11 ve 12 tam 12 defa tek sefer batarak çıktık zincirimizin içerisine 12. ördükten sonra 3 tane zincirimizin tepe noktasına geliyoruz şu şekilde bağlanıyoruz ve bir tane de zincirimizi çektikten sonra baykuşumuzun ilk orta başlangıcını yapmış oluyoruz. Zincirimizin üzerine 12 defa başını dolayarak battık ve çektik. Başını doladık, batıp aldık ve bu şekilde birinci sıramızı ve birinci rengimizi oluşturduk. Şimdi ikinci rengimize başlayalım. İkinci rengim olarak morumu alıyorum. Bakınız mı? herhangi bir yerden bakın özellikle koparmadım göstermek için herhangi bir yerden başlıyoruz. Bakınız tam araya giriyoruz. Şöyle tam araya batıyorum. Battıktan sonra 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Aynı yere araya giriyorum. 1 ve 2 tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki araya yine giriyorum bir iki defa da trabzanı örüyorum ve ikinci kez aynı yere batıyorum her bölümümüze her araya iki defa giriyoruz tığımın başını doluyorum araya giriyorum bakınız tam araya 1 ve 2 yine aynı yere 1 ve 2 ve devam ediyorum diğer araya geçiyorum bakınız şu şekilde 1 2 diğer araya girelim her aramızı güzelce ördükten sonra ikişer ikişer sıramızı tamamlayalım bakın sıramın sonuna doğru ilerliyorum başlangıç yerimize kadar ikişer ikişer örerek geldim ve zincirimin üzerine gelerek batıyorum tekrar rengimizi değiştirmek için ipimizi koparıyoruz Üçüncü rengimi tığıma başladım. Herhangi bir yerden örmeye başlıyorum. Yine tam araya batıyorum. Trabzanlarımın arasına bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzanın arasına giriyorum. Bir tane örüyorum ve diğer trabzanın arasına giriyorum yine bir tane örüyorum iki tane tek bir tane çift olarak bu sıramızı tamamlayalım araya giriyorum 1 ve 2 araya giriyorum bir tane bakın tam araya giriyorum 1 ve 2 diğer araya giriyorum 1 2 aynı yere 2 tane tek bir tane çift olarak sıramızı başına kadar örerek gelelim bakınız çift 2 tane tek çift 2 tek 1 çift 2 tek şeklinde başlangıç yerimize kadar ilerleyelim başlangıç noktamıza geldim 2 tane tekimizi ördükten sonra ve 3 tane zincir çektiğim yere geliyorum atıyorum geçiyorum bir tane zincirimle ipimi yine kesiyorum Yeniden renk değiştirmek istiyorum. Dilerseniz bu renkte de devam edebilirsiniz ama ben rengi farklı olsun istiyorum. Evet, şimdi yeniden farklı bir renge geçiyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum. Bakınız, batıyorum sarı rengimle bir iki tane zincirimi çektikten sonra battığımı da dahil ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir sonraki trabzanıma batıyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 4. çift olarak örüyorum. 1 ve 2. 3 tek, 4. çift olarak örelim. 1, 2, 3, 4. Trabzanımı çift örüyorum. 1, 2, 3 tane tek 4. çift 3 tek 4 çift olarak sıramızı tamamlayalım. Evet trabzanlarımızı bitirmemize 6 tane kaldı. Bakınız 2, 4, 6. Şimdi kulaklarımızı yapmak için işlemimize başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı bakınız en son trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tekrar tığımın başını bu kez 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4 defa örüyorum. 1 iki tane zincirimi çektikten sonra iki defa başını doluyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemin tam tersini yapıyorum şimdi bakınız. Önce buradaki iki defa başını doladım. sonra bir defa doladım, 3 defa da aldım ve normal trabzanımızı örüyoruz. Bakınız 3 tane trabzanımızı sırasıyla örüyoruz. İki defa başını dolayalım ve başlayalım örmeye. 1 2 3 4 defa da çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir defa doladığımı 3 defa da çekmek istiyorum. 1, 2, 3. 2 trabzanımı ördükten sonra bakınız bir tane trabzanımızın üzerinde 3 trabzan sağ tarafta ortada 2 zincir 3 trabzan sol tarafta. İkili trabzanımı bitirdim ve devam ediyorum. Yanındaki trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 4 4 tane trabzanımı ördüm Tamamın başını doluyorum aynı yere 1 2 3 defa da çekiyorum 2 defa başını doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 ve 4 defa da alıyorum 1 2 zincirimi çektikten sonra 2 defa yine başını doluyorum bakınız tersine ilerliyoruz 1 defa doluyorum 3 defa da alıyorum bir doluyorum ikili trabzan şekliyle örüyorum ve sonra kalan trabzanlarımı örmeye devam ediyorum Bakınız hemen yanındaki trabzanıma batıyorum ve diğerine battım başlangıçtaki zincir çekerek başlattığımız trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde kulağımızın zeminini hazırlamış oluyoruz ve birer birer her trabzanımın üzerine sık iğne ile bu başlangıç noktama kadar geliyorum. Hepsine tepesine birer tane sık iğnemi batıyorum. Baykuşumun etrafını bu şekilde tamamlıyorum. Eğer şöyle bükülecek gibi olursa bazı yerlere iki defa da batabilirsiniz. Çekme yapmasın. Bakın iki defa batıyorum. İlerleyelim. bitişte görüşelim. Kulaklarımızın olduğu yere kadar geldim. Bakınız buradaki trabzanlarımın da üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Zincirimin olduğu yere kadar geldim. Bakınız kulaklarımızın olduğu tepede iki zincirimiz için iki tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 Sonrasında birer birer yine kulağımızın trabzanlarının her birisine batıyorum. Aradaki trabzanlarımı da aynı şekilde birer sık iğne ile geçtikten sonra diğer kulağımıza geliyorum 2 tane ve 2 diğer trabzanlarımı da batıyorum. Ve en son sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki bağlantı noktamıza gelelim. Bir tane de zincirimizi çekelim ve koparalım. Sihirli halkamı yapıyorum. Şu şekilde bakınız. Orta parmağımın altından geçiriyorum. Diğer ucunu üzerinden alıyorum. Üstteki ipimi hemen aradan girerek diğer ipimi geçiriyorum. Bir Şöyle biraz rahat tutalım. 2 tane zincirimi çektikten sonra halkamı elimden çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakın zincirimizle birlikte 2 oldu. Tığımın başında oluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 oldu. Minik bir göz yapıyoruz. 4 5 6 7 Şöyle sıkalım. Biraz daha yapalım. 8 9 10. 10 tane yeterli. Sıkıştıralım ve birleştirelim. İlk zincirimizde başladığımız yere batalım. Bir tane zincirimizi de çektikten sonra sağlamlaştırıp ipimizi keselim. Diğer gözümüzü de aynı şekilde hazırlayalım. 10 tane tek seferde başını dolayıp battı kalkamızın içerisine. Gözümüzün bir tanesini daha ördüm. Bakınız diğer gözümüzü güzelce diktim ve üzerine siyahını işledim. Şimdi bu taraftaki gözümüzü de aynı şekilde önce beyaz ipimle kenarlarından dikiyorum. Daha sonrasında ise siyahımızla ortaya işleyelim. Ortalı bir şekilde siyah ipimizle gözümüzü sarma yöntemiyle dolduralım gözümüzü tamamladıktan sonra içinde kullandığım iplerden şöyle ayarladım bakınız Tabi dilediğiniz kadar farklı ipler de kullanabilirsiniz geçiriyorum Evet Şöyle ayarlamamızı yaptıktan sonra makasımızla düzeltelim. Her iki kulağımızda eşit olacak şekilde. Şimdi ayaklarını çalışmaya başlayalım. Baykuşumuzu aşama aşama yapıyoruz. Bakınız kanadının bir tanesini ve ayağının bir tanesini de ördüm. Şöyle bakalım. Bakınız tam ortalayarak işaretimi taktım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız şuradan itibaren örmeye başlıyoruz. Ama bu taraftan doğru ilerlersek daha hoş olacak. Hemen başlıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bir zincir de bu yöne çekip sağlamlaştırdım. Hemen yanındaki trabzanımın içerisine bir defa battım çektim aynı yere ikili trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 defa aynı yere batıyorum ve bir sonraki trabzanımın içerisine gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum bir zincirimi de çektikten sonra ipimi koparıyorum minik ayaklarımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz şöyle görelim Bakınız şu şekilde iki tane ayağımızı hazırladık ve bitirdik. Şimdi buradaki yapmış olduğumuz gibi bir tane kanat çalışması da diğer gözümüzün hemen yan tarafına gelecek yere çalışalım. Yeşil ipimi bir tane zincirimi çektim. Diğer kanadımın tam karşısında olacak yere örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 trabzanın olduğu yerde başladım bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle geliyorum 1 2 3 4 5 6 işaretlediğim yerden başladım 1 2 3 3 zincirimi çektim hemen aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum 2 tekrar ikili trabzanımı yaptım 3 bir tane doluyorum bu kez 1 2 3 3 defa da çekiyorum Diğer tarafı sayalım bakınız. Kaç tane yaptıysak aynı şekilde tamamlayalım. 1 2 3 4 ve 5 tane de tamamladık kanadımızı. Burada 1 2 3 4 ve sonuncuyu yaparak kanadımızı tamamlayalım. Bir defa doluyorum, 3 defa da çekiyorum. 1 2 ve 3. Bir zincirimi çektikten sonra kanadımı da bu yönde bitirmiş oluyorum. Her iki kanadımı da tamamladıktan sonra ortaya gagamızı da çalışalım. Gagamızı da yapalım. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum. Ttığığmın başında doluyorum geriye sayıyorum 1 2 3 ve 4 4 zincirimin içerisine gelerek batıyorum 1 tane trabzanım örüyorum. Hemen yanındaki zincirime de bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak tam ortaya bir tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar yanındakine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bir tane zincirimizi çekerek ipimizi koparalım. Alttan da sıkıştırıyorum. Bakınız aşağıda kalan kısmımız gagamızın uç kısmı olacak ipimi kestikten sonra içeriye çekip şöyle dikelim baykuşumuzun gagasını da dikerek tamamladım buradaki kulakların üzerindeki püsküllerimize kırmızı ve yeşilimi de ilave ettim Evet bu şekilde baykuşumu tamamladım bu şekilde de çalışabiliriz. Hangisini isterseniz e, her ikisi de farklı kullanım alanlarına göre değişebilir. Daha iri isterseniz bu şekilde kollarıyla yani kanatlarıyla ayaklarıyla daha küçük çalışacağımız zaman gagası kanatları olmadan sadece yüz kısmını kullanarak hemen yani gözünü kullanarak yapabiliriz. Burada sadece üçüncü sıramızda bakınız kulaklarımızı yapıyoruz sık iğnelerimizi. Tamamlıyoruz ve üçüncü sıramızı sadece sık iğne olarak batıyoruz. Çok fazla büyütmüyoruz buradaki canlı pembe olan kısımları. Evet her ikisini de şu şekilde bırakıyorum. Bakınız gayet güzel baykuş çalışmaları, baykuş figürleri oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.